Önemli olan bu yalan dünyada bir hoş sada bırakmak, öyle değil mi? Efendim günaydın. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in 9. yılında. Ankara'dan başladık, haftayı İstanbul'dan kapatacağız. Demokrasi Meydanı'nda İyi Parti lideri Sayın Meral Akşener konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. İnşallah 20 yılınızı, İnşallah. 25 yılınızı da görmeyi nasip İnşallah. Etsin. Allah. Allah sağlık versin hepimize. Evet, aynı başarıyla. Çok teşekkür aynı ederim. Aynı dikkatle. Eksik olmayın. Hem milliyetçi hem demokrat tavrınızla. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Siz de bize şeref veriyorsunuz. Her sağ zaman olun. Sorularımızı yanıtlıyorsunuz. Sağ olun. Şimdi sizinle kapanışa kadar gideceğiz. Ama önce son günlerde çok güncel bir gündem maddesi var. Onun haberini bir izleyip hatırlayalım. Tabii. Arkadaşlar hazır mıyız? Erdoğan Bayraktar'ın yapmış olduğu açıklamalar siyasetin gündemini belirlemeye başladı. Masum olan insan Yüce Divan'a gitmekten korkmaz. Hatta ister. Dosyamda ne varsa hem tapeler hem teknik takip doğrudur. Hem de benim telefon konuşmalarım A'dan Z'ye kadar doğrudur. Şu anda liyakat, emniyet ve ehliyet kayboldu. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar dosyamdaki her şey doğruydu sözleriyle 17-25 Aralık tartışmasını 8 yıl sonra Türkiye'nin gündemine getirdi. Muhalefet yargının harekete geçmesini isterken AK Parti kurucularından eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır'dan da çok çarpıcı bir açıklama geldi. Erdoğan Bayraktar'ın vicdanı daha fazla susmayı kabul etmedi. Sadece onun değil, toplumun vicdanı da kabul etmedi. Bunu hissediyor ve kendiyle hesaplaşıyor. Vicdanı isyan ediyor. Benim dosyamda hırsızlık yok. Görevi kötüye kullanma var. Reis, Sayın Cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı. Suçunun tanımını da yapıyor. Bende hırsızlık yok, görevi kötüye kullanmak var diyor. Erdoğan Bayraktar 17-25 Aralık soruşturmasında kendisiyle birlikte ismi geçen 3 eski bakan hakkında suçlamaları hırsızlık olarak nitelerken kendisi hakkındaki dosyanın ayrılması gerektiği halde ayrılmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı beni hırsız çuvalının içine koydu ifadesini kullandı. Dosyamdaki tüm tapeler, teknik takipler doğruydu dedi. Bu kadar önemli iddiaların normal olarak en azından meclis tarafından araştırılması gerekir. Bayraktar benim günahım yok demek istemiş ama ben kimsenin gerekçesi olmam. Bu dosyalar Yüce Divan'a gitmeliydi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek'in 4 bakan Yüce Divan'da yargılanmalıydı çıkışının ardından AK Parti kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır da Bayraktar'ın açıklamaları için vicdani isyan ifadesini kullandı. Yargı harekete geçmeli dedi. Hem onun hem talimatları verenin hem diğer isimlerin yargılanması gerekir. Karanlıkta kalan olayların açıklığa kavuşması lazım. Soruşturma dosyasında var olan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmıştır. Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Erdoğan Bayraktar'ın kızdığı nokta şu. Beni diğer 3 bakanla niye yan yana koyuyor? Benim suçum varsa görevi kötüye kullanma suçudur diyor. Bütün bunların dokümanları, tapeler, paralar hepsi doğrudur diyor. Gözler hem yargıda hem iktidarda. Cumhurbaşkanı da kurmayları da AK Parti yönetimi de sessiz. İyi Parti lideri Sayın Meral Akşener'e bunu soracağım ama şu bilgiyi de vereyim. Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında bu konuya değinmiş ve o tarihteki tapeler var ya, dinleme kayıtları, bunların imha edilmediğini belirtiyor. Son derece çarpıcı bir detay. Bugün Sözcü'de Saygı Öztürk imzası taşıyor. O halde İyi Parti liderine soralım. Ne diyorsunuz efendim Erdoğan Bayraktar'ın konuşmaları? Cemil Çiçek çıktı, bir açıklama yaptı. Erdoğan Bayraktar sonra bazı sözlerin yanlış anlaşıldığını, bağlamından koparıldığını dedi ama bir kere Pandora'nın kutusu açıldı. Evet. Şimdi önce Erdoğan Bayraktar Bey, hatırlarsanız ilk bu tapeler gündeme geldiği günlerde de NTV'ye bağlanıp bir konuşma yapmıştı ve sonuç itibariyle eğer bir problem vardıysa kendi görevinde bunu o günkü Sayın Başbakan Sayın Erdoğan'ın talimatıyla yaptığını, eğer birileri istifa edecekse öncelikle Sayın Erdoğan'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi. Evet. Sonra tekrar iş değişti vesaire. Şimdi bakın, bugün Erdoğan Bayraktar'ın zaman zaman da tweetleriyle böyle gagalama derler onun adına, AK Parti yöneticilerine Sayın Erdoğan'ı gagaladığı tweetleri vardı bu açıklamayı yapıncaya kadar. Hı hı. Bütün bunların neticesinde ben Sayın Ertuğrul Yalçınbayır'ın sözlerine katılıyorum. Bir vicdan isyanı
olabilir. Kendisinin hırsız kabul ettiği, tırnak içi Sayın Erdoğan Bayraktar'ın hırsız kabul ettiği diğer görevlilerle, o günün siyasileri, bakanlarla aynı tanımın içinde yer almaya gönlü el vermiyor. İşte kendisini görevi kötüye kullanma, ama görevi de o günün başbakan talimatıyla yaptığını söylüyor. Dolayısıyla ben suçluysam öbür de suçlu modelinde. Şimdi şunu yapabilir miyiz biz? Çok serin kanlı düşünüp, elbette şimdi hepimizin evet savcılar yargı göreve diyoruz, diyeceğiz falan. Ama asıl olan, şimdi Erdoğan Bayraktar'ın önemli bir sözü var. Sayın Cemil Çiçek'in önemli bir sözü var. Şey de aynı şekilde Ertuğrul Yalçın Bey, beyefendinin de aynı durumda. Biz mecliste, hatta bizzat AK Parti'nin verdiği bir soruşturma komisyonu kurup, araştırma komisyonu değil, soruşturma komisyonu tutup hem Erdoğan Bayraktar'ın hem diğer bakanların o soruşturma komisyonu sonrasında çok da uzatmadan hemen Yüce Divan'a gönderilmesini sağlayabilirsek eğer, Türkiye bu problemli ve bir türlü unutamadığı, zaman zaman ortaya çıkacak olan bu travmadan kurtulur. Eğer bu arkadaşlar suçsuz ise, gerçekten hiçbir problemleri yoktuysa aklanıp geri dönerler. Dün mahkemelerle ilgili hani işte FETÖ'nün adamları diye problemleri vardı ise, AK Parti açısından söylüyorum, bugün öyle bir durum yok. Yani bugünkü yargıçlarla ilgili Sayın Erdoğan'ın böyle bir şüphesi yok. O nedenle en azından meclisin çalıştırılıp Yüce Divan'a bu dört kişinin gönderilmesinde Türkiye açısından büyük fayda var. Bugün bile bunu istiyoruz, tabii, değil mi? Bugün diyorum ben zaten. Vatandaşın kendisi pek çok acı çekerken, ekonomik manada acı çekerken, bu bakanlarla ilgili işte o günlerde ortaya dökülen hem tapeler hem yapılan baskınlarda ortaya çıkan paralar, şunlar bunlar ortada iken, o günler için söylüyorum. Ve sonuç itibariyle o unutulmaz, şuur altına işler ve ne zaman canı acı çektiğinde, canı yandığında ortaya çıkar. Şimdi bunun üzerine 5 maaşlı danışmanlar, 11 maaşlı yöneticiler de ortaya çıkınca, şimdi bunu yani hakikaten vicdanların soğuması açısından açıklığa kavuşturmakta ve Yüce Divan'da bu 4 kişinin yargılanmasında Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının büyük şey var, faydası olur. Aslında ne kadar mantıklı söylüyorsunuz. Dün efendim bizim bir randevumuz vardı Doğan Şentürk yayın yönetmenimle birlikte. Evet. AK Parti'nin önemli bir ismini ziyaret için randevu almıştık. Dün şöyle söyledi: en çok üzüntüm dedi şu, bizim dedi 2001 öncesinde AK Parti'yi kurarken ve kurduktan sonraki meselemiz, iddialarımız şuydu: temiz siyaset, yolsuzluklarla mücadele gibi, kibirden uzak. 3 yeyle mücadeleydi. Yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla mücadeleydi. Hey Allah'ım yarabbim. İşte o da diyor ki... Ya hepsi bir arada. Şimdi en azından bu yolsuzluk mevzusuyla ilgili bir tavır koymaları lazım ki... yani vatandaşın yüreği soğusun. Bakın Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının faydasınadır bu. Evet. O partili de öyle diyordu. Aynen. Ya bugün bile bunu yapsak biz diyor, çok önemli bir mesele çözülmüş olur. Evet, aynen öyle. Bakın AK Parti iktidara geldiği zaman dedi ki hakkında iddia isnat olan her kişiyi yeniden yargılayacağım dedi. Evet. Mecliste bir soruşturma komisyonu zinciri kurdu. Ve pek çok kişi AK Parti iktidarında, mesela bizim Ankara milletvekilimiz, genel başkan yardımcımız, eski Bayındırlık Bakanı Sayın Koray Aydın da dahil pek çok kişi o soruşturma önergesi, yani soruşturma komisyonu sonrasında Yüce Divan'da yargılandı ve beraat ettiler. Anlatmaya çalıştığım şey şu: şimdi AK Parti iktidarında bir önceki dönemde hakkında iddia isnatlar olmuş her kim vardıysa yaptılar bunu. Başka bakanlar da yargılandı o Yüce Divan'da. Söylemeye çalıştığım şey şu: yani yolsuzluk iddialarıyla, isnatlarıyla, yani bunlar iftira da olabilir. Tabii, dolayısıyla onunla mücadele adı altında
soruşturma komisyonlarını kurdular. Kimse buna itiraz etmedi. Vay adiler, siz bu şeyi soruşturma komisyonunu nasıl kurarsınız denmedi. Ki şimdi, bakanlar istifa etti efendim. Bakanlar ayrıldı ya. O başka bir şey. Ha, ama o dönemde onu yaptılar diyorum. Evet, evet. Kimse itiraz etmedi. Tabii. Ve sonuç itibariyle oradan Yüce Divan'a gönderilen bütün o insanlar farklı dönemlerin bakanları yargılandılar ve beraat ettiler. Şimdi bu dört bakanla ilgili olarak ne yapıldı? Denildi ki istifa edin. Mesela Erdoğan Bayraktar'ın söylediği ne? Sayın Erdoğan'ın kendisine bir, onların dördüne birden bir deklarasyon yayınlattığı vesaire. Şimdi bunlar siyasi partilerde olur. Buna da bir şey demiyorum. Ama o gün Başbakan Sayın Davutoğlu'nun, ben meclisi yönetiyordum çünkü meclis başkan vekiliydi. Çok istediğini biliyorum Yüce Divan'a gönderilmelerini. Ondan sonraki fasılda MHP milletvekiliydim. Sayın Bahçeli'nin bu konuyu, hatta 17-25 Aralık meselesini bir yolsuzlukla mücadele haftası ilan ettirmeye çok gayret ettiğini biliyorum. Bütün bunların neticesinde bu dört arkadaşın bu dediğim meclis bünyesinden Yüce Divan'da yargılanmasının önüne açılması lazım. Hatta AK Partililer tarafından açılması lazım. Bu bir. İki, bakın Ticaret Bakanı istifa ettirildi. Şimdi AK Parti'nin çok tuhaf bir alanı oluştu. Yolsuzluk iddiası, isnadı, doğru mu eğri mi ben onu bilemem ama bu iddiaların, isnatların olduğu bir noktada şöyle yapıyorlar. Bu arkadaşları görevden alıyorlar ve aklanmış oluyor bunlar. Peki yaptıkları iş, en son Sayın Ruhsar Pekcan'ın durumu. Kendi bakanlığına, kendi şirketine, evet, Devlet Pekcan yani satma en azından ahlaki değil. Yani bırakın işin para boyutunu, hiç ahlaki değil. Şimdi böyle bir sistemin içinde, yani ne oldu? Sayın Pekcan görevden alındı, görev değişti, yani değiştirildi, kenara kondu, bu iş bitti. Ama bu işin bir de mahkeme yönü var. Vatandaş bundan mutmain oluyor mu? Bundan emin oluyor mu? Hayır, olmuyor. Şimdi bu bir fırsat. Erdoğan Bayraktar'a sövmek, onu korkutmak yerine, çünkü bir başka şey daha var. Beni öldürürler, beni döverler, benim ona gücüm yetmez diyor. Şimdi bunları yapmak yerine bu kişiyi, hazır cesaretlenmişken, hazır vicdanıyla bir muhasebe yapıyorken, AK Parti grubu getirsin bir soruşturma önergesini mecliste. Hep size biz destek, evet vereceğiz hemen. Evet, desteklersiniz. Dolayısıyla da gitsin. Ondan sonra da Sayın Bahçeli'nin 17-25 Aralık haftasını, yolsuzlukla mücadele haftası ilanına yönelik bir o zamanlar bir teklifi vardı. Onu da getirsinler Cumhur İttifakı'nın ortakları. Biz hemen desteklemeye hazırız. O da araştırılsın. O işte dolayısıyla yolsuzlukla ilgili bir mücadeleyi en azından yapıyor olsunlar. İki, yasaklarla mücadele, yasaklarla mücadele edecek diye gelindi. Yasak işinin halini biliyorsunuz. En son işte sosyal medya yasağının geleceğine dair iddialar var. Üçüncü ise yoksullukla mücadele. Ben illeri, ilçeleri geziyorum. İnsanların halini görüyorum. Perişan, siz de görüyorsunuz, perişan. Ama Sayın Yalçınbayır, bakın en somut ve Sayın Cemil Şey'in önerilerine bütün kalbimle katılıyorum. Hem Türkiye'nin ne diyeyim, hakarete de uğramasının önüne geçecek bir durum. Yani bir şey daha dediniz demin, Sayın Saygı Öztürk'ün yazısını söylediniz. Tapelerin imha edilmediğine şimdi dair bilgiyi okudum. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Ben yıllardır İçişleri Bakanlığı görevine geldim gittim. Yıllardır, yani 97'nin Temmuz'undan beri bir şey söylerim. Bu ülkenin sistemi içine, yani bürokrasinde hiçbir bilgi kaybolmaz. Tabii, devletimizde kaybolmaz. Ama aradığı zaman bulunmayabilir. Ne zaman ortaya çıkacağını da işte biraz böyle olur. Yani dolayısıyla ne tape gider, ne bir yazılı kağıt gider, ne bir şey gider, ne verdiğiniz sesli bir gayrı kanuni bir şey talimat ortadan, yerine getirseler bile o talimat durur. Velhasılı kelam, ben her bakana şunu söylemişimdir. Kamuoyuna da hep söylemişimdir. Evet. Öncelikle gayri kanuni iş yapmayacaksınız. Hukuka aykırı talimat vermeyeceksiniz. Bürokrasiyi buna zorlamayacaksınız. Onun görev tanımının dışına çıkartmayacaksınız. Vallahi yaptığınız zaman yolsu elektrik olarak günü geldiğinde size döner. Bakın çok hareketli bir dönemde ben İçişleri Bakanlığı yaptım. Ve
Ana Vatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin birbiriyle yani çok sert bir mücadele ettiği bir dönemdi. Hakkında fezlekesi olmayan bir İçişleri Bakanı görevini yaptım ben sonrasında da. Böyle birisi olarak söylüyorum evet, diyorsunuz. Evet, onun için söylüyorum. Anladım. Yani onun için mesaj. Katiyen kaybolmaz. Peki. Saygı Bey haklı. Yeni Çağ Gazetesi'ni rica edeceğim yönetmenimden. Şimdi biraz gazeteleri de sizinle birlikte okumak istiyorum. Şimdi efendim bu da yeni bir durum. FETÖ yüzsüzlerine suç duyurusu yağdı diyor. Evet. AKP'li Özkan'ın İyi Parti için FETÖ'nün kurduğu parti sözleri infial yarattı. İyi Partiler Özkan için yurt genelinde suç duyurusunda bulundu. İstanbul Teşkilatı'nın dilekçesinde Özkan'ın geçmişte FETÖ elebaşını öven videoların linkleri yer aldı. İyi Partililerin sosyal medyadaki mesajlarında bu kişiyle ilgili geçmişte işte o evet, televizyona evet, gitti evet, böyle Fethullah Gülen övgüleri falan var. Bunu bir yorumlar mısınız efendim? Bugün? Vallahi hiç unutmadığım bir şey var. Şimdi bu Ergenekon, Balyoz vesaire gibi iddiaların gündeme geldiği bir dönemde bir avukatlar şeyi vardı, birliği vardı. Yani avukatların bir araya gelip oluşturduğu bir STK vardı. Onun başkanıydı zannediyorum bu arkadaş. O resmi hiç unutamıyorum, ben bir televizyon kanalında izlemiştim. Ordu evinin önünde tutuklanmaları gerektiğini ifade eden, böyle yüzündeki ifade çok ilginçti bu arkadaşın. Hı hı. Ve o avukatlar STK'sı da Fethullah Gülen'in ve yandaşlarının kurdurduğu, onu övenlerin, onu sevenlerin bir araya geldiği bir avukatlar grubuydu. Şimdi birincisi bu. Yani var ya bir güzel atasözü, dilime seven bari Müslüman olsa. Şimdi bu çok çirkin bir şey. Yani AK Parti'nin mensupları, işte bu arkadaş gibiler dahil olmak üzere kendi pisliklerini, kendi çirkinliklerini, kendi şaibelerini ve kendi suçlarını örtmek üzere genellikle bir başka, sadece İYİ Parti açısından söylemiyorum, bu siz olabilirsiniz, bir başkası olabilir, CHP olabilir, onlara bunu yansıtmak gibi bir yöntemin sahibiler. Şimdi buna ayna yöntemi denir, yansıtma yöntemi denir ama bunun için çok büyük zeka, entelektüel birikim gerekir. Hmm. Bu arkadaşlar da bu olmadığı için böyle oluyor işte her seferinde. Şimdi hadi bakalım ne olacak durup dururken. Yani şimdi İYİ Parti FETÖ kurdurdu. Ben şimdi ne diyeyim, yani sizin kanalınızda bunu söyleyemem. Söyleyecek çok sözüm var da şimdi sonra da yanlış olur, ceza meza gelir onun için. Ama bunu Sayın Erdoğan'ın çok dikkate almasını tavsiye ediyorum. Evet. Kendisi için. Yani bu tür şeyleri, yani Erdoğan Bayraktar'ın bir başka itirafçısı olarak görebilirsiniz bu arkadaşı şimdi. Hmm. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ben bu işi kazacağım. Bunu elime, mu? Ben öyle elime mi? Bir kürek ve kazma alacağım. Şimdi kumu kazacağım, toprağı kazacağım. Kimler çıkacak göreceğiz. Şimdi durup dururken İYİ Parti'nin en zor şartlarda kurulduğu bir dönemde en küçücük bir irtibat, iltisak şu bu olmuş olsa kardeşim, ya böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla yani 4 mü 5 senedir mi bir mahkeme var benim hakkımda, her hafta bir ara, yoruldum artık, her hafta çağırın beni ifade vermeye dediğimde çağıramadıkları bir mahkeme var. Ya böyle bir şey olur mu? Şimdi durup dururken AK Parti'nin bu terör örgütüyle, terör örgütünün başıyla, yanlarıyla, yandaşıyla, şusuyla, busuyla yaptığı her şeyi çıkaracağız şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Ne işe yaradı bu iş? Ama, kimin işine yaradı? Ama bu arada sizi... Aptallık bu. Bu arada sizi defalarca işte Cumhur İttifakı'na geldi Sayın Erdoğan. Evet, işte evet. Sayın Devlet Bahçeli dön yuvana dediniz. Evet, evet. Değil mi? Bir de arada evet, bunları yaşadık. Yani arada da şimdi şöyle oluyor yani. Böyle bu bir algoritma. Hı. Bir süre önce bir neredeyse... Yani hakaretin en çirkinleri yapılıyor. Peki. Sin kafa gidecek derecede çirkin hakaretler yapıyor. Şöyle bir dönem geçiyor. Hı. Bir algoritma bu. Sonra bu iki partinin sayın genel başkanlarına bir şey oluyor. Buyur kardeşim, sen yerli ve millisin, buyur yuvana dön deniliyor her ikisi açısından evet, da. Sonra ona bir olumlu cevap vermiyorum ben. Sonra bir gün sonra hatta en ağır şekilde şeyler başlıyor, hakaretler başlıyor. Önce liderler içinde, sonra Sayın Erdoğan o derece yani
küfürlü bir konuşmasını duymadım. Şimdi Allah var ama diğer arkadaşların çok feci konuşmaları var. Onlar gene böyle bir süre gidiyor. Sonra o zaman doluyor. Tekrar bu sefer bir yerde karşılaşıyorsunuz. En kibar halleriyle nasılsınız efendim deniliyor. Siz de diyorsunuz teşekkür ederim efendim. Şöyle olalım efendim, böyle olalım efendim. Sağ olun efendim, mersi, teşekkürler diyorsunuz. Benim hiçbir saygısızlığım, en küçücük bir terbiyesizliğim olmadı bugüne kadar. Terbiyesiz kelimesini bilerek kullanıyorum. Ama bunlar hepsi böyle yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor. Ne olduğunu ben de anlayamadım. Bu tür anlayışlara valla psikiyatristlerin bakması gerekiyor. Bipolar diye bir kavram var. Şizofrenik bir tavır bu. Burada iyisin, burada kötüsün. Bipolar kişilik. Burada iyisin. Evet, aynen. Burada iyisiniz. Bu bir şey, siyasi anlayış. Bizim dış politikamızda da benzeri var. Şimdi bu arkadaş durup dururken ama siz kazma şimdi ben kazma güre alıyorum elime. Bakalım, bakalım ne olacak. Yani peki, ne çıkacak? Şimdi efendim, aptalca bir şey. Siz de maruz kaldınız. Şimdi biz siyasetin böyle etik değerler çerçevesinde yapılmasını, sözle yapılmasını istiyoruz. Evet. Ama siz de mesela saldırılara maruz kaldınız. Evin basıldı. Son zamanlarda da çok artmaya başladı. Evet. Dün de bir gazeteci arkadaşımız, geçtiğimiz hafta öyle oldu. Evet. İşte genelde Yeni Çağ Gazetesi yazarları da bunları da yaşadı. Evet. Siyasetçiler yaşadı. Dün Aylin Nazlıakka, o da bir kadın siyasetçi. Evet, evet. Sizin gibi. Çanakkale'de. Bir arkadaşlarımdan rica edeceğim. Küçük bir açıklaması vardı. Hazır mı arkadaşlar? O Aylin Nazlıakka'nın dün Çanakkale'de uğradığı saldırı ve sonrası yaptığı açıklama. Onu bir izleyelim. Şu anda Çanakkale'deyim. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında il il dolaşıyoruz. Ve bir otobüsümüz var. Otobüsümüzün üzerinde genel başkanımızın fotoğrafı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu ve kadına yönelik şiddete son yazıyor. Dün gece saat 2 sularında Çanakkale'ye geldik. Otobüsü otelin önüne park ettik. Ben içeri girip kayıt işlemini yaptığım esnada ben ve arkadaşlarım otobüsümüze ve kadın kolları il başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi personeline yönelik olarak bir saldırı girişimi gerçekleşmiş. Hepimiz sağlık olarak gayet iyiyiz. Ancak tabii şu açıdan bu olay esef vericidir. Özellikle Çanakkale gibi kadın erkek herkesin gece geç saatte bile sokakta özgürce dolaşabildiği son derece eşitlikçi, demokratik bir şehirde böyle bir olayın yaşanmış olması üzücü. Ve tabii aslında bu girişimde bulunan kişi reisi size yedirtmeyiz diyerek aracı arkadaşlarımızın üzerine doğru sürmüş. Burada tabii bu kişinin nereden beslendiğini, nereden güç aldığını anlamak hiç zor değil. Ben emniyet müdürüyle ve valiyle de görüştüm. İl emniyet müdürü ve vali gereken süreci başlatmış durumda. Soruşturma açılmış durumda. Ve tabii ki sürecinde takipçisi olacağız. Bugün programımızı değiştirmeden aynen devam ettik. Şu anda da devam ediyoruz. Güvenlik tedbirlerini biraz daha arttırdık. Zaten demirden korksak trene binmezdik. Ancak bir an önce artık ülkede bu kutuplaşmanın ve gerginliğin sonlanması gerekiyor. Ve bunda da ülkeyi yönetenlere önemli bir görev düşüyor. Dolayısıyla şiddeti tetikleyen değil, şiddeti sönümlendiren şekilde açıklamalar yapmalarının bir sorumluluk olduğunu buradan kendilerine bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Evet, Aylin Nazlıakka ve beraberindekilere de geçmiş olsun. Celal Eren Çelik gazeteciye, arkadaşımıza da bir saldırı düzenlendi. Ne oluyor efendim bunlar, nedir? Neyin işareti? Şimdi ben bir köyde doğdum. Genellikle haddi aşan çirkinlikler için köpeksiz köy bulup değneksiz gezme denir. Hı. Yani bunun anlamı şu, yargılanmayacağını, hapsolmayacağını, hukuki bir ceza almayacağını bilen ve bunu Sayın Erdoğan'ın talimat verdiğini benim söylemem mümkün değil. Yani böyle bir şey yok. Ama kendine göre kraldan çok kralcılık yapıp sonra da ben reisi korudum tırnak içi dediği zaman bütün akan suların durduğu bir anlayışın, mantığın karşılığı olarak kimi kim döverse, kim kime şiddet uygularsa tutuklanmadığı, herhangi bir takibata uğramadığı, sürekli serbest kaldığı, beraat ettiği, takipsizlik ya da beraat ettiği bir sürecin neticesinde korkutan, hukuki olarak korkutan, hukuki olarak o eli bağlayan, adaletin gerçekten yere düşülüp üzerinde çiğnendiği bir süreçte köpeksiz köy bulup
değneksiz geziyorlar. Özü bu. Ben arkadaşlarım aradılar gazeteci arkadaşımızı. Bugün ben de kendisini arayacağım. Aylin Hanım'la ilgili sabah öğrendim ben. Dün öğrenememiştim. Bugün kendisini arayacağım. Bütün bugüne kadar bu pisliklerle karşı karşıya kalmış, saldırılarla karşı karşıya kalmış. Ne kadar insan varsa onların hepsine geçmiş olsun diliyorum. Peki. Ama dediğim gibi hiçbir şey olmayacak. Çünkü birbirine bağlı olarak sanki buna en tepeden göz yumuluyormuş. Böyle bir şey yapıldığında alkış alıyormuş gibi bir durum var. İşte bu tek adam rejiminin getirdiği mesele. Yani bunların hiçbirinin Sayın Erdoğan tarafından bilindiğini, öğrenildiğini zannetmiyorum. Ama o kadar her bir kararı tek bir kişinin verdiği bu partili cumhurbaşkanlığı o kadar her şeyi dejenere etti ki, ama bütün bunların suçu, günahı, bedeli, sorumluluğu Sayın Erdoğan'a en azından vicdanlarda gidiyor. Bugün vicdanlarda gidiyor. Dolayısıyla yani madem tek adam, madem her şey hızlı olsun diye tek adama girildi, şey yapıldı. Bu tür konularla ilgili Sayın Erdoğan bir açıklama yapsa, hakimleri, savcıları göreve çağırsa bıçak gibi kesilir. Peki. Ya kimse emin değil, kimse emniyeti siz dedi. Buradan çıkınca sizin başınıza ne geleceği, benim başıma ne geleceği belirsiz bir Türkiye ayıptır, günahtır, yazıktır. Aslında böyle bir psikoloji 20 yıldır memleketi yöneten bir iktidar için de çok ayıptır, bakın ayıptır, öyle, yazıktır, onların da üzülmesi yani gerekir. Biz şey tabii, biz memleketi tabii böyle mi yönetiyoruz? Bütün bu sorumluluklar da işte oraya. Çünkü tek adam sistemini kendi sistem istedim. Bozuk öyle mi? Tabii. Bunu biraz sonra soracağım. Bir sonraki görselde ekonomi var. Şimdi efendim ben Ankara'daydım. İşte etrafla da konuştuğumuz zaman da insanlar elektrik faturalarından şikayet ediyorlar. Çok. Gerçekten ve mesela ya kendi kardeşim de söyledi, İlyas 240 liraydı dedi bir önceki ay, şimdi 390 lira. Ya dedim bir ara sor bakalım neymiş. %15 zam geldi demişler şimdi Ankara'da, tamam mı? Şimdi Sayın Akşener, bakın doğalgaza Eylül ayında da zam geldi. Sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye %15 zam yapılırken bu ay mesken tarifesi ise sabit kaldı. Sizin gözlemleriniz de böyle mi? Şimdi ben 20 Ocak 2020'den beri esnaf geziyorum ilçe ilçe. O tarihlerden başlayan bir elektrik parası şikayeti vardı. Ama henüz konutlara gelmemişti. Esnafta vardı. Evet. Yani bu şikayet vardı. O şikayet gittikçe pandemiyle beraber mesela dükkan kapalı, elektrik parası geliyormuş gibi böyle abuk sabuk pek çok şikayetle karşılaştık. Sonra insanlara indim. Urfa'ya gittim, sulamayla ilgili elektrik parasından çiftçi şikayet etti. Ondan sonra arkasından özellikle emekliler kağıtlarıyla bana gelmeye başladılar. Biz bunları hep yayınladık. Ben arkadaşlarıma bir talimat verdim ve birlikte biz Ümit Özdağlı'nın başkanlığındaki bir ekiple bu elektrik meselesini çalıştık. Çok enteresan bir şey çıktı. Şimdi bir mesela 1.000 liralık bir, ben şuradan bakarsam tamam, daha iyi olacak. Tamam. Şimdi bir faturada neler var? Bakın sanayici şikayetçi, esnaf şikayetçi, ev kadını şikayetçi, emekli şikayetçi, memur, herkes şikayetçi. Yani her biri ödediği elektrik parasından şikayetçi. Şimdi mesela şimdi bir elektrik faturasında 8 ayrı kalem var. Şaka gibi yani, ama gerçek bu. Bir, enerji bedeli var. Perakende hizmet bedeli var. Dağıtım bedeli var. Kayıp kaçak bedeli var. İletim bedeli var. Enerji fonu var. TRT payı var. Elektrik ve hava gazı vergisi var. Bir de bütün bu bedeller yetmezmiş gibi bunun üzerinden bir de %18 KDV alınıyor. 9 ayrı kalem saydınız evet efendim. Evet. Şimdi kayıp kaçağın, yani şirketin işini iyi yapamamasının faturası da size dair. Şimdi bir de bu bedellerin fatura içindeki oranına bakalım biz. 1000 liralık bir faturanın 520 lirası yani yaklaşık yarısı elektrik üretim ve satışı ile ilgili. Yani orada da dolarlardan, dolar garantilerinden dolayı uçuk kaçık bir durum var ayrı. Ama faturanın yarısı kalacak. Ama yarısı tam yani sizin diyelim, kullandığınız elektrik diyelim, bu. Mesela benim kardeşim diyelim. Evet. İşte 390, 400 lira diyelim. Diyelim. Yarısı. 200 lirası bu. Tamam. Şimdi 520 liralık elektrik üretim ve satış bedeli aslında hesaplı mı? Hayır, değil. Çünkü enerji üretim teşvikleri ve müşteri garantileri dolar bazlı veriliyor. Kardeşinizin 200 lirasının içinde bunlar var.
Şimdi fahiş fiyata elektrik alıyoruz hep birlikte. Sırf yanlış teşvik ve özelleştirme politikaları yüzünden bu yapılıyor. Dolar arttıkça faturalar artıyor. Faturanın 270 lirası yani %27'si elektrik, iletim ve dağıtımıyla ilgili, kalanı vergiler, fonlar TRT. Vurguna bakar mısınız diye arkadaşlarımız bir not hazırladı. Şimdi daha ilgincini söyleyeyim ben size. Bir de TEİAŞ, bu iletim devletindi. Onu da özelleştirmeye karar verdiler. Biz ona burayı düzenleyin, düzeltin, işini doğru yapsın. Ama bunu özelleştirmeyin diye ben bir grup konuşmamda şey yaptık. Şimdi bunlar ne oluyor? Mesela ben size Artagan diye bir şey yapmıştık biz, bir proje. Bu dijital verginin dijitalleşme üzerinden yapay zekayla toplanması, kayıp kaçan, vergide kayıp kaçan engellenmesi diye. Mesela biz 100 liralık bir elektrik faturasında 190 lira para ödeniyorsa, Artagan'la beraber biz yoksul bir ülke değiliz, biz yoksul olduğuna inandırılan bir ülkeyiz. Tabii ki değiliz. Biz güçlü ve zengin bir ülkeyiz aslında. Evet. Ama mesele bunu doğru düzgün dağıtabiliyor muyuz? Hava gazı, biz şimdi birçok vergiyi kaldıracağız. Bu Artagan projesiyle beraber zaten vergide kayıp kaçak ortadan kalkacağı için zaten indirim olacak. Dolayısıyla kardeşinizin 200 liralık, ki o da çok fahiş. Ha, 400 lira. 390 lira ödedim diyor. 400'ün 200 lirası ya. Hayır, 200 lirası ya, o da çok fahiş. Tabii. Yani bunu biz 200 lira, yani o fahişi düzenledikten sonra bir şey demiyorum. Dolar mesela bakın biz ne yapacağız? Dolarla alım garantisi verilmiş, her şey düzenlenecek. Dolarla teşvikler verilmiş, onlar düzenlenecek. Alt taşeronlara, alt taşeronlar var. Onlara para aktarımının önüne geçecek. TRT payı kaldırılacak. TRT elektrikten, faturadan para ödenerek kalkındırılmaz. Hakikaten milletimizin televizyonu haline getirilecek, oradan kalkacak. Ve hava gazı, elektrik vergisi ortadan kalkacak. Dolayısıyla fatura fatura zaten en düşüyor. Zaten düşüyor. Bir onunla birlikte de ayrıca düşüyor. Yani 200 lirayı düşürdük diyelim ki, yani o hesap yok bende ama diyelim ki bütün bu yaptığımız işlerle 150 liraya düştü. Yani dolar molar işleri kaldı. 400 liralık bir fatura 150 liraya düştü. 150 liraya düştü. Ondan sonra bir de oradan var 100 lira para öderler. Bizim Artagan'la yaptığımız bu vergileri almayı çoğaltıp miktarını düşüreceğiz biz. Bunu çalışmışsınız. Oranını düşüreceğiz. Bir de Aile Bakanlığı'nın yaptığı açıklama var. Bizzat Sayın Bakan yaptı açıklamayı. 2.1 milyon haneye elektrik faturası desteği veriyorlarmış efendim. Bakın. Bir de bakın buna rağmen. Ya, buna rağmen bana her gittiğim yerde fatura gösteriyor. Özellikle emekliler. Bir şey soracağım efendim. Yani hane evlere giden faturadan bahsediyorum. Niye bu kadar böyle bir hayat zorlaştı, geçim ne oldu da böyle bir yandan? Üretimden gitti. Şimdi her şey çok ucuz dendi Türkiye'de. İki tane bana göre problemi var. Birincisi işte buğday almak, Türkiye'de üretmek daha pahalı, Ukrayna'dan almak ucuz. Nohut, Türkiye'de pahalı, Kanada'da daha ucuz gibi. Önce biz sizin de benim de ısrarla çok üzerinde durduğum, biz tarımı göçerttik. Tarımda üretimi göçerttik. Buna bağlı hayvancılık, besicilik gitti. Nasıl olsa işte oradan buradan almak çok daha ucuz. Hep ucuz üzerinde duruldu. Dünyada para çoktu. Zaten o para geliyordu ülkelere. Bize de geldi. Bir çalışmaya göre 500 milyar dolarlık bir paranın yani bu şekilde gelip gittiğine dair bilgilerimiz var. Şimdi o para bolluğunda aldığımız o paraları netice kredi olarak alıyorsunuz. Bu tür şeylere harcamak yerine eğer siz üretime, sanayiye, teknolojiye, ben betonu da reddetmiyorum. Mutlaka bu sistemin içinde inşaat da olmalı. O da çok her alanı, 129 alanı harekete geçiren bir sektör. Ama tek tercihiniz beton. Sanayi yok. Efendim sadece hizmet sektörü ve dışarıdan ithalat üzerine yaptığınız bir sistemde birilerini zengin edersiniz. İkincisi de o. Birilerine kaynak aktarırsınız, ucuz diye alırsınız ve sonuçta pandemi gelir. Ukrayna der ki size takasa girelim, buğdayı bu şekilde satmıyorum veya şu kadara satıyorum ve böyle kalırsınız.
Dolayısıyla pandeminin de etkisi gelince tabii biz onunla gördük şimdi onu. Üretimden de yani pandemi ben 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde sürekli tarım diye gezdim. Hatta alay edildim bazı durumlarda. Bize de böyle kızıyorlardı. Evet, size ya, de çok kızıyorlardı. Programı tarım programına çevirdi falan diye bak Türkiye ama geldi oraya. Ama şu anda işte pandemi olunca sizin de benim de haklı olduğum ortaya çıktı. Dolayısıyla ama buradaki birincisi ucuz al. Buna sanayi mamulleri de dahil. Ucuz al. Ürettirme çok pahalıya mal oluyor. Orada işçi dışarı çıktı. Yani üretim nasıl oluyor? Makine kadar insan gücüne de ihtiyaç var. O ortadan kalktı. Orada mesela benim bütün bu gezdiğim yerlerde neyi gördüm? Sigortalı çalışan, yani maaşlı çalışan bir işi olanların Türkiye'de iddia diyorum Türkiye'nin çalışan sayısının %75'i artık asgari ücret olmuş. Asgari ücret cenneti olmuş. Bakın iddia ediyorum bunu. Gözle görülen bir şey. Elimde bir veri yok. Bu netlikte söylüyorum. Ya böyle bir şey yok. Çalışın. İşin var mı oğlum? Ya işiniz var mı? Evet, çalışıyorum çok şükür. Ne alıyorsun? Asgari ücret. Fabrikada çalışan da asgari ücret, esnaf yanında çalışan da asgari ücret. Dün akşam bizim ana haberimizde konuşuluyordu. Hem haber vardı hem de Selçuk yorum yapıyordu burada. Türkiye'de çalışanların, yani rakamı yanlış hatırlamayayım ama %60'a yakın asgari ücretle çalışıyor. İşte. Fransa'dan, bakın ben gördüğümü söylüyorum. Ya Fransa'dan Almanya'dan örnek veriyor %75 olabilir. Veri yok elimde. Arkadaşlar ama bir bakıp beni bir bilgilendirsinler yani orada. %60 hatırlıyorum. Bakın ben gözle gördüğümü söylüyorum. Onu da söyledim yani. Bir veriye dayanak söyleyeyim ama gözümle gördüğümü söylüyorum. Ya. Çünkü 52 il gezdim. Pek çok, artık ilçe sayısı 100'ün çok üstünde ilçe gezdim, hatırlamıyorum o derece. Ve esnafta gördüm. Esnafın şeyinde, mesela emekli, o dükkanın içinde gördüm emekli, Bağkur emeklisi, SSK emeklisi, çiftçi emeklisi, o da Bağkur'dan ama Bağkur'da farklı dönüyor. 5-6 çeşit emekli maaşı var. 1500-1600 liralık emekli maaşı, ondan geçinilebilir mi bu ülkede? Nasıl geçinecek? Üretim yaptırmazsanız. Dolayısıyla yani inanılmaz bir üretimden çıkış var. Hem tarımda hem sanayide. Zaten teknoloji yatırımı yapılamadı. Gençlerin umutsuzluğunun arkasında bu var. Pek çok üniversite açıldı ama bu arada ara eleman konusunda problem var. Sanayici açısından söylüyorum. O okullara, o ara elemana yönelik herhangi bir çalışma yok. Beceri uyumsuzluğu diye bir kavram var. Mühendis mezun oluyor çocuk. O mühendisliğin karşılığı bir maaş istiyor. Ama en az 5-6 sene yetiştirilmesi lazım geldiğini söylüyorlar. Okullardan çıkanların yani önemli oranda eksik mezun olduğunu söylüyor bu işin erbabı olanlar. Şimdi dolayısıyla eğitime de yatırım yapmadınız, okul açtınız. Mesela ben dün çok şaşırdım Sayın Erdoğan'ın yargıyı överkenki haline binalarla övündü. Yani haklarını yememem lazım yalnız. Üniversitenin binaları harika. Gezdiğim her yerde binalar harika. Siz de bir akademisyensiniz. Bakın binalar hocasınız, harika. İçin, ya bakın, için. Ama iç hava gazı. Yani bakın bir ilimizde harika bir okul gördüm. Ben mühendislik fakültesinde 15 yıl hocalık yapmış. İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı'ndan politikaya başlamış bir insanım. Sordurdum. Her gittiğim yerde de bunu yapıyorum şimdi. O zaman o elektronik bölümünde kaç hoca var? O bölümde sadece iki tane yardım doçent varmış. Hı hı. Yani meslek dersiyle ilgili. Bir de asistan çocuk. İki yardımcı doçent FETÖ'cülük işinden açığa alınmış. Bir tane asistan çocuk. Hı hı. Bir, iki, üç, dört tür sınıflar. Dördüncü yıl. Yani dört yıllıktır. Bu dört yılın bütün bölümlerinin meslek derslerine, elektronikle ilgili meslek dersine tek bir asistan ya işte genç yapacak? Giriyor. Şimdi dolayısıyla eğitimi de göçerttik. Yani çok okullaştık. Dediğim gibi bak ben iyi yapılan şeyi de söylüyorum. Yani harika binalar var yani onu söyleyeyim. Bir şey soracağım efendim size. Şimdi ben bir taraftan sosyal medyada bakıyorum ya, biz öyle etkileşim halindeyiz. Hem akşam hem sabah bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir de çok izlenen bir kanalda, çok izlenen bir program. Bir de çok dolaşıyoruz. Sizce memlekette, kısacık şimdi reklam arasına gideceğim de, 3 tane soru geliyor size en fazla. Ne geliyor olabilir? Temel konu başlığı mesela, bir ne olabilir? Halkın derdi anlamında. Valla akşam pişirilecek yemek. En çok ekonomi ve yemek, geçim. Bu açıklıkla geçim. Söylüyorlar. Bu bir.
İki ne olabilir? İşsizlik. Bu bağlantılı. İkinci soruda efendim mülteciler meselesi. Ha evet. Onu ama sormak istiyorum size. Olur. Halkımın hissiyatı anlamında söylüyorum. Bakın bunu gözlem. Mesela şeyde mülteciler var çok. Yani ekonominin hemen arkasında mülteciler soruluyor. Bu ikisi en çok. Onun arkasından da adalet soruluyor. Adalet soruluyor. Yani o da... Bir de sizin özelinizde. Ben tabii bir de bir haftadır biz Doğan Şentürk, Tülay Ünal Öç'ten Ankara'dayız. Bir de Cumhurbaşkanı adayı olacak mı falan diye. Hatta bir akademisyen arkadaşım bana sizin en son gittiğiniz videoyu göndermiş. Bir tane filme gitmişsiniz. Ben kaçırmışım Tom onu. Tomris. Tomris ilk kadın hükümdar. Evet, evet. Onu yollamış. Ya lütfen sorar mısın diye soruyor. Bu üçü için tamam, bir reklam arasına gidelim. Tamam. Sevgili Türkiye'm, İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı devam edecek. Bağımsızlığımızın teminatı reklamları izliyoruz. Dönüşte sohbetimiz bu üç temel konu etrafında akıp gidecek. Günaydın efendim. Bir kere daha hoş geldiniz. 3 Eylül 2021 Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda İYİ Parti lideri Sayın Meral Akşener konuğumuz. O kadar çok soru geliyor ki. Tabii Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı onu merak ediyorsunuz. O filmi soruyorsunuz hangi filme gitti diye. Biraz sonra onunla ilgili de bilgiler vereceğim. Ama sizlerden gelen en çok sorulardan biri mülteciler konusu ki Sayın Akşener'in de dikkatle yakından takip ettiği konulardan biri. Bu Afganistan ve Suriye mülteciler konusu çok soru geliyor efendim. Biliyorum. Bir küçük haber dosyamız var. Tabii. 1,5 dakika. Tabii. Bir izleyelim. Tabii. Savaş hazır mıyız? İzleyelim Sayın Akşener'den yorum rica edeceğiz. Ben burada zaten kimlik. Suriye'de gitmek yok, iş yok, kışımız yok. Ben bütün Suriyelileri en geç 2 yıl içinde Suriye'ye geri göndereceğim. Kararlıyım. Ben ırkçı birisi değilim. CHP lideri Suriyelileri ülkelerine gönderme sözü verirken İçişleri Bakanlığı da Ankara üzerinde göç genelgesi yayınladı. Farklı illere kayıtlı ancak fiilen Ankara'da olan Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere gönderileceği, kayıtsız göçmenlerin de geri gönderme merkezlerine alınacağı açıklandı. Sınırların elek gibi olduğu, isteyenin istediği zaman girdiği bu ülkede bu önlemin hiçbir inandırıcılığı yok. Siz o sınırdan geçenleri bile durduramıyorsunuz. Yok gitmeyeceğim. Ben burada yaşıyorum. Bu memnun buradayım. Ankara'da Suriyelilerin en yoğun yaşadığı yer burası. Altındağ'a bağlı Önder Mahallesi. Binlerce Suriyeli yaşıyor bu mahallede. Ama ne kadarı Ankara'da kayıtlı o bilinmiyor. İşte şimdi yeni il genelgeyle Ankara'da kaydı bulunmayanlar tespit edilecek ve kayıtlı bulundukları illere gönderilecekler. Her şey düzgün yani. Benim kimlik Ankara. Ne iş yapıyorsun burada? Hammallık yapıyor. Taşma işi. Dükkanın vergi levhası var mı? Vergi daha çıkmadı. Türkiye'de 4 milyondan fazla Suriyeli var. Mülteciler Derneği'nin verilerine göre Ankara'daki kayıtlı Suriyeli sayısı 102 bin. Altındağ'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylardan birkaç hafta sonra İçişleri Bakanlığı başkent özelinde yeni kararlar aldı. Ankara'yı göçmen kaydına kapattı. Kaydı Hatay, Gaziantep, Kilis gibi illerde olup da Ankara'da yaşayan Suriyelilerin ise o illere gönderileceği açıklandı. Peki diğer iller sormayacaklar mı? Siz Ankara'yı güvence altına alıyorsunuz da biz burada ne yapacağız diye. Mesela İstanbul'da 500 binin üstünde Suriyeli var. Bizim esnafımız burada vergi verir, dükkanı açar. O da dükkan açar, vergi vermez. Olmaz. Vergi levhası var mı burada? Yok mu? Yok. Yok. Ha. Yasak değil mi ama? Yasak. Ama çalıştırıyorsunuz. Çalıştırıyoruz. Bulunduğumuz caddedeki iş yerlerinin neredeyse %90'ı Suriyelilere ait. Türk esnafının da en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Suriyelilerin iş yeri açıp o iş yerlerine vergi ödememesi. İş yerler zaten hep onlar. Bizim Türklerimiz aç kaldı abi. Neyimiz var bizim? Vergi yok, elektrik yok. Biz de işçiyiz ama patronumuz var. Türk mü patron? Yok Suriyeli, o da Suriyeli. Vergi levhası var mı burada? Var abi. Düzensiz göçün genel başkanımızın ifadesiyle adı konulmamış bir demografik istila olduğunu görmek lazım. Gelen kim? Aralarında kimler var? Cumhur İttifakı ortağı MHP de hem göç raporuyla hem de açıklamalarıyla göçmen sorununun altını kalın kalın çiziyor. Demografik istila diyor. Başkent Ankara Suriyeli göçmenlerden arındırılırken muhalefet Türkiye'deki tüm Suriyelilerin ülkesine gönderilmesi gerektiğini söylüyor. Bu memlekette kardeşim kendi karnımızı doyurduk da kaldı onlar mı? Gelen kişilere kızılıyorlar. Onları davulla zorlayla kendi memleketlerine göndereceğim. Suriyelilerin güvenli bir şekilde ülkesine gönderilmesi dahil birçok konuyu kapsayacak şekilde bizim bu mutabakatı güncellememiz lazım. Çünkü bu sorun giderek büyüyor. Sorun da yaratıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sadece Suriyeli göçmenler değil Afganları da kapsayacak şekilde Avrupa Birliği ile yeni göç mutabakatı yapılması gerektiğini söyledi. Öyle ben istediğim gibi karar alırım, biraz para vereyim Türkiye mültecileri tutsun anlayışı işlemez.
Şimdi tabii seçime doğru da gidiyoruz. Ülke ekonomi gibi, işsizlik gibi bunu da çok konuşuyorsa acaba bir sonraki seçimin temel aktörlerinden birisi Meral Akşener bu konuda ne yapıyor, ne yapacak? Bu konuyu ne yapmayı düşünüyorsunuz efendim? Şimdi Türkiye'de gerçekten bir devlet krizi var. Devlet nedir diye sorduğumuz zaman bir nüfustur. Yani millettir eşittir nüfus. Hı. 2016'da bir dünyada bu konuyla çalışan bir grubun verilerine göre dünyada 2016'da 12 milyon üstünde göçmen var. Bunun yarısı neredeyse %50'si 2016'da Türkiye'de. Yani Pakistan'dan daha ileri seviyedeyiz biz göçmen kabulü konusunda. Hı hı. Bunu bir yere koyalım. Şimdi milleti oluşturan demin söylediğim gibi nüfusudur. Siz kevgire dönmüş sınırlardan, işte Suriyeli olan iletişimin tuhaflığından, önce acayip dost, sonra arkasından kavga etmek, şahsım devletinin sonuçları olarak siz kimine göre 5 milyon, kimine göre 4,5 milyon Suriyelileri içinize aldınız. Hı. Diyelim savaştan kaçtılar. Hatırlarsanız rahmetli Özal devrinde bir Körfez Savaşı olmuştu Irak'ta. Hı hı. 460 bin civarında göçmen bizim sınırlarımıza ve İran'ın sınırlarına dayanmıştı, 500 bin civarında. Hı hı. Türkiye onları sopayla kovmadı ama içeriye almadı. Kamplar kurdu. Her türlü desteği yaptı. Her türlü gayreti gösterdi ve ondan sonra Irak bir noktaya geldikten sonra o insanlar memleketlerine döndüler. Doğrusu budur diyorsunuz. Evet, şimdi birincisi bu. Siz ne yaptınız? Nüfus o kadar önemlidir ki etnik aidiyetten söz etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarından bahsediyorum. Hı hı. Dolayısıyla o nüfusu siz göçler dolayısıyla tersine çevirdiğiniz zaman demografiniz değişir. Şimdi bunu da koyun bir kenara. Yarın başka türlü hak isteyen grup problemleriniz olur. Bu hiç konuşulmayan bir konudur. Büyük hata. Hı hı. İkincisi nedir? Bugünkü devlet krizinden birisi. Bir diğeri de topraktır. Toprak, vatan eşittir topraktır. Siz eğer vatanınıza kupon arazi muamelesi çekerseniz ormanlarınız yanar, öyle olur, böyle olur, şu olur, bu olur ve bir türlü bunu o kupon arazi mantığını öne koyduğunuz için o yangınların büyüklüğü sebebiyle beceremedik demezsiniz, diyemezsiniz, deseniz bile kabul görmez. Muğla'yı gezdim ben yangından sonra İsmail Bey 12 dağ köyünü gezdim. 2-3 tanesi Silme AK Partiliydi. Dedikleri ne biliyor musunuz? Yaktırdılar. Bu bir devlet başkanı ve arkadaşları için çok vahim bir iddia. Yaktırdılar, söndürmediler. Kupon arazi için. Şimdi tamam mı? Burada da böyle bir durum var. Aynı zamanda bu göçmenle beraber toprağınızla ilgili de sorununuz olur. Göçün bir başka alanı da ne var? Daire satarak, 250 bin dolar karşılığı daire satarak vatandaşlık vermek. Yani siz ona çok sert tepki gösterdiniz. Şimdi bakın bunların hepsi yere düşüren bu şey. Olmaz dediniz. Tabii bu ikinci bir kriz. Üçüncüsü ise egemenlik. Bir devleti oluşturan 3 madde. Egemenlikte ise gidip şimdi biraz evvel Sayın Dışişleri Bakanı'nın söylediği gibi konuşamazsınız. Yani Avrupa Birliği ülkeleriyle, işte Fransa ile, Almanya ile, şu ABD ile, kimiyle Afgan, kimiyle Suriyeli pazarlığı yapamazsınız. Bu sizin egemenliğinizi devretmeniz manasına ya da paylaşmanız manasına gelir. Şimdi bunu koyduk mu buraya? Bunların hiçbiri olmadı. Gene Körfez Savaşı dönemini örnek gösterdim. Göçle mücadele şöyle olur. Bugüne kadar bütün ülkeler, yani 2008'e kadar bütün bu ülkeye gelen hükümetler iki şeye yönelik çok dikkatli davranır. Biri uyuşturucu trafiğidir. Türkiye'nin içinde kalmamasına gayret gösterildi. İkincisi göç meselesidir. Yani Batı'nın başından beri Türkiye'yi bir hendek olarak
oluşturmaya yönelik bir tavrı vardı. Hı hı. Dolayısıyla bu hendek olmayı bizimkiler gönüllü bir şekilde aldılar. Muhtemelen para karşılığı. Ben onun bilgim yok ama para karşı. Şimdi her hükümet hangi görüşte olursa olsun buna gayret etmiş. Bu arkadaşlar değiştirdi. Şimdi Suriye'nin bir diğer alanı da şu. Suriye'nin iç işlerinin ile ilgili olarak öyle veya böyle kim ne derse desin biz taraf olduk. Mursi'de olduğumuz gibi. Yani bu çok duygusal bir dış politika problemi. Bizim kendimize dair. Şimdi Mursi yakını, onu yakınlık hissedebilirsiniz. Yer değiştirildi. Kınayabilirsiniz. Yani hapsedilmesini kınayabilirsiniz. Hmm. Demokrasi dışı bulabilirsiniz. Bunların hepsi kabulümüz. Ama arkadaş, yani öbürü gelmiş, Sisi gelmiş, onunla bütün ilişkinizi kesemezsiniz. Mursi'nin taraftarlarına demokrasi yönüyle, uluslararası ilişkiler üzerinden bir yardımınız olur, olmalıdır. Bu başka bir şey. Şimdi Suriye için de geçerli olan bu oldu. Suriye iç savaşa girdi, insanlar savaştan kaçtı. Şimdi bu iç savaşın çıkmaması için birinci adım Türkiye gayret göstermeliydi. Göçle mücadelenin birinci anlamı budur. Orada, kendi içinde. O zaman o ülkelerle tabii, bir kere iyi ilişkiler tabii, kurmak. Çözemedin mi? Hmm. Sınırını, sınırında muhafaza. Sınırından sonrasında diyelim ki orada şey için hani 460 bin kişinin ama o alanda bir bölge oluşturursun. Adına kamp dersin, bölge dersin, işte şey ara bölge dersiniz. Ama orada içine, Türkiye'nin içine, ülkenizin içine darma duman dağıtacağınız bir sistem kuramazsınız. Hmm. Şimdi bu üçü de aynı zamanda demokrasi, aynı zamanda adalet, aynı zamanda hukuk, aynı zamanda diplomasi isteyen işlerdir. Bunların hiçbiri yapılmadı Türkiye'de. Şimdi kaldık mı baş başa? Şimdi ne yapacağız? Şimdiden sonra ne yapacağız? Bakın 100 bin Suriyelinin bayramda gidip geri döndüğünü gazeteler yazıyorsa, buna da resmi olarak bir itiraz gelmiyorsa, burada bir başka mesele var demektir. Sayın Bahçeli de bunu söyledi. O insanlar, gidenler gelmesin o onların hiçbirini almayacaksınız. Birincisi bu. İkincisi, vatandaşlık meselesinde o kadar büyük şaibeler var ki, o verildi, verilmedi bilmem ne. Bir kere son derece net, açık bir biçimde ne olup ne bittiğini vatandaşla, milletimizle paylaşacaksınız, muhalefetle paylaşacaksınız. Uluslararası manada size destek gerekiyorsa bu manada muhalefetle paylaşacaksınız ki bu konuda bir bütünlük oluşsun. Türkiye adına, ülke adına biz de sizin yanınızda duralım. Ve bu insanları peyderpey can güvenliklerini sağlayarak göndereceksiniz. Şimdi ben 2 yıl evvel Sayın Erdoğan'a dedim ki gördüm bu meseleyi. Dedim ki arkadaş sen gidemiyorsun, insan da gönderemiyorsun, insanlar zaten olmuyor. Devlet talimat ver, devlet beni göndersin. Ben gideyim konuşayım ve bu can güvenlikle, şimdi bu insanların can güvenliğinde sağlayarak peki, götüreceksiniz. Ne diyeceksiniz? Siz gittiniz. İkna edecektim. Ne diyeceksiniz? Al kardeşim diyecektim. Buradakileri al. Evet. Ama yani can güvenliklerini, tabii can güvenliklerini muhafaza et. Kendi ülkesi için de onların gitmesi lazım. Hmm. Başka bir şey için söylüyorum. Yoksa 5 milyon. Yani bu kadarını söyleyeyim. Yani orada da bir sürü denge başka türlü değişiyor. Dolayısıyla akıllı, mantıklı bir peki bir şey soracağım efendim. Oluştu. Sayın Akşener, şimdi diyelim seçim oldu. Diyelim siz Cumhurbaşkanı oldunuz veya sizin seçtiğiniz evet, işte ortaklarınızla parlamenter sisteme geçecek bir sistem kuruldu. Evet öyle ya diyeyim. Ya siz Cumhurbaşkanısınız ya da sizin arkadaşlarınızdan birisi Cumhurbaşkanı oldu. Bunu yapacak mısınız? Elbette. Bu vaat mi bu? Elbette. Suriyelileri? Elbette. Hı. Elbette. Ama şimdi bakın şunu da vatandaşlarımızla, milletimize paylaşmak durumundayım sizin aracılığınızla. Evet. Yani bu işin müsebbiplerini kenara koyup burada göçmen olarak bulunan insanların hedef gösterilmesi bizim açımızdan yanlıştır. Irkçılık o. Bakın bizim açımızdan yanlıştır. Tamam. Yani siz o insanların demin söyledim şimdi dayak atılıyor
gazetecilere, siyasetçilere kimse ellerini sallaya sallaya çıkıyorlar. Benim evim basıldı, beraat ettiler. Sayın Kılıçdaroğlu linç edildi, beraat ettiler. Böyle bir sistemde köpeksiz köy bulup değneksiz gezmek demiştim. Şimdi bugün de şöyle bir durum var. Bunları tutup getiren, bunlara yol açan zihniyet artı müsebbipler, sorumlular, bizi yönetenler, cezanın oraya kesilmesi lazım. İlk seçimde bu göçmenle ilgili politikalar sebebiyle bugün iktidarda bulunan arkadaşları seçmenin, milletimizin cezalandırması lazım. Ama orayı buraya kenara alıp da burada bulunan insanları şiddetle karşı karşıya bırakmak doğru değil. Bunu da söylemek isterim. Güzel. Şimdi efendim bir son dakika gelişmesi var. Yönetmenim Savaş'tan rica edeceğim arkadaşlar. Enflasyon rakamları açıklandı. Hazır canlı yayın konumuzken Akşener'e de bilgi verelim ve yorumunu alalım. Ağustos ayında enflasyon %1.12 arttı. Ağustos enflasyonu %1.12 arttı. Yıllık bazda ise enflasyon 19,25. Buna ne diyorsunuz efendim? 20'ye yakın resmi yani rakam. Yani bunun real rakamı biz aylık sebze meyve, işte peynir vesaire gibi ürünler üzerinden Ümit Dikbayır milletvekilimiz eşiyle beraber hep aynı yerlerden alışveriş yapıyor. Öyle değil. Yani daha yüksek bizim enflasyon rakamımız ama TÜİK'in bu acayip sistemine rağmen bu çıktıysa eyvahlar olsun. Duvara dayanmışız demektir. Bu vatandaş nasıl geçinecek efendim? Mesela siz iktidara geldiğiniz zaman bu iş nasıl düzelecek? Mesela diyelim 1,5 yıl sonra iktidar oldu. Yine biraz önceki gibi sorayım. Cumhurbaşkanısınız veya sizin ittifakın, işte siz Kılıçdaroğlu öyle söylüyor. Günü zamanı geldiğinde Sayın Akşener'le, Temel Bey'le oturacağız. Karar vereceğiz ülkenin bu gidişatı konusunda diyor. Diyelim sizin seçtiğiniz kişi Cumhurbaşkanı oldu veya siz zatınız. Ne yapacaksınız da düzelecek bu %20 resmi rakam? Şimdi öncelikle yolsuzluğu ortadan kaldıracağız. Arkasından kayırmayı ortadan kaldıracağız. Çok hızlı bir şekilde. Sonra kayıp kaçağı önleyeceğiz. İşte Artagan dediğimiz İsrafı projemiz mı? O. Evet. Yani kayıp kaçak israf, onu önleyeceğiz. Bakın daha yani üretim, yatırım o kısma gelmeden insanlarımızın bir kere günlük hayatını rahat hale getirebilirsiniz. Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bazı iddialara göre işte 65 milyar dolar bu göçmen işinde Suriyelilere para harcandığı söyleniyor. Gene arkadaşlarıma bir hesap yaptırdım ben. 83 ya da 84 milyonluk bir Türkiye'de bu parayı pandemide dağıtaydık ne olurdu? Kişi başına ailelerde 800 dolar para verebiliyorduk. Yani havaya atılmış bir paradan bahsediyorum. Şimdi israf, yok yolsuzluk, yani rüşvet... Acayip bir şey. Yani o bürokrasinin zaman zaman sizde de izliyorum. İşte Sözcü gibi, Yeni Çağ gibi gazetelerde de okuyoruz. Yani o odalar, yani böyle bir şey yok. Yani o varaklı odalar kuş mu konduruyor kardeşim? Dün Temel Karamollaoğlu da bunu söylüyordu. Yani, İsraf diyor, bakın, günah ve çok yaygın tabii, diyor. Yani bir de İslami hassasiyetlerin yüksek olduğu iddia edilen bir yönetici kitlesi tarafından da çok ilginç böyle olması. Yani onun için bunları bıraktığınız zaman doğal olarak bazı yani anında iyileşmeler oluyor. Bir şey daha söyleyeyim. Üretim, yani hem tarımda, hem hayvancılıkta, hem sanayide, hem teknolojide yatırım, hem girişimcilikte yatırım. Mesela bu Artagan'la ilgili çok enteresan veriler var elimizde bizim, o uygulandığında ne olduğuna dair. Şunu bulabilirsem eğer, inanılmaz bazı şeylerimiz var. Şimdi bulamadım burada, hı hı. Ama eğer bu sistemi biz, yani vergideki kayıp kaçağı hallettiğimiz dakikadan itibaren Türkiye'nin otomobil alımında ÖTV'sini kaldırıyorsun.
aşağı yukarı 1 milyon gence girişimcilik için para verebiliyorsun. 100 bin öğretmeni tayin edebiliyorsun. Yani atanamayan öğretmeni tayin edebiliyorsun. Hah, buldum şimdi. İnanılmaz bir şey var. Akaryakıttaki ÖTV'de %50 indirim yapabiliyorsunuz. 30 milyar lira yapıyor. İndirimli doğalgaz ve elektrik yapıyorsunuz. 10 milyar TL ediyor yıllık. Her yıl iki büyük altyapı projesi yapıyorsunuz, 20 milyar lira. 100 bin yeni öğretmen kadrosu yapıyorsunuz, 8 milyar lira. Her yıl 5 bin girişime 1 milyon TL hibe yapıyorsunuz, 5 milyar lira. 300 milyar TL para sağlıyorsunuz bu işten. Aslında bizim kaynağımız var. Tabii ki, onu söylüyorum. Sadece kaynağı bir sistem değişikliğiyle. Ha bir de o dediğim, yani üçkağıtlı işleri de kapattığınız zaman yani kendiliğinden halloluyor. Şimdi efendim, Savaş, sana iki fotoğraf yolladım Sayın Akşener'in sinemaya gitmesiyle ilgili. Ama önce Filenin Cesur Kızları var mı? Çünkü Meral Akşener de bunu çok önemsiyor. Filenin Kızları, Cesur Kızları altın madalyaya doğru gidiyor. Meral Akşener de onları destekliyor. Evet. Bir küçük video vardı, onu izleyelim. Filenin Cesur Kızları bugün 18'de büyük bir maça çıkacaklar. Üst üste 7 galibiyetin ardından Sırbistan'la oynayacaklar. Ya müthiş gurur veriyorlar bize, değil mi efendim? Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi benim hem oğlum hem gelinim voleybolcu. Ben de takip etmeye gayret ediyorum bu şeyi. Bir kadın olmaları ve gerçekten çok başarılı olmalı. Şimdi o birazdan söyleyeceğiniz Tomris filmini izlemeye gittiğimde o akşam şeyleri vardı, maçları vardı. Benle beraber gelen herkes bu arada cep telefonları elinde, ellerinde şey izlemeye, yani ne yaptıklarını bakmaya çalışıyorlar. Aklımdan ne geçti biliyor musunuz? Tomris Saka Türklerini Perslere karşı birleştiren kişi. Benzer bir kadın karakter daha vardır. Kırım Hakan'ın kızı Banu Çiçek. Şimdi ben bu kızlarımızın her birini bir Tomris, bir Banu Çiçek olarak gördüm. Ne güzel. Niye biliyor musunuz? Çok kutuplaştık İsmail Bey. Evet, maalesef. Kaşının altında gözüm var, suçlusun. Gözünün üstünde kaşım var, şu renk, suçlusun. Bu kızlar hepimizi bu kutuplaştırmanın dışına çıkarıp birleştirdi. Her biri bir Tomris onun için. Ve hepsine çok başarılar diliyorum. Cumartesi günü görüşeceğiz. Maça gideceksiniz. Evet, ben gideceğim. İnşallah çıkarlarsa. Evet, evet, çıksalar veya çıkmasalar da ama gidiyorum. Ama desteğe gideceksiniz. Evet, gideceğiz. Evet, ne kadar arkadaşlarımızla. Güzel. Şimdi Sayın Akşener, ben yazın biraz böyle Yörük köylerine gittim, yaylalara gittim. İşte her yerde tatiller yaptım. Annemle de gezdim, arkadaşlarım, aileler falan. Harika. Kendim de kaldım. Şimdi bir yerde tesadüf ettim Mustafa Dervişoğlu'yla. Bir yerde de Bahadır Erdem, sizin yakın çalışma. Evet. Onunla tam tesadüf demeyelim, biraz konuşarak ama birazcık da tesadüf. Her ikisi de ve başka kurmaylarınız hep diyorlar ki bizim Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener olacak. Ama bu bizim gönlümüzden geçendir, amacımız budur. Lakin şimdi biz artık bir ittifak halindeyiz. Onlar genel başkanlar vakti zamanı geldi karar verecekler diyor. Biz işte birkaç gündür de bir haftadır Ankara'dayız işte. Turlar yapıyoruz. Mansur Yavaş'a kadar da gittik. Herkes şimdi Türkiye'de şunu konuşmaya başlıyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim? Bir kadın Cumhurbaşkanımız mı olacak bizim? Ya da bir kadın Cumhurbaşkanı adayımız mı olacak? Önce bununla bir gireyim. Şimdi çok net bir şey söyleyeyim. Ben 24 Haziran seçimlerini yaşayıp oradan ders çıkarıp sonra 31 Mart projesi üzerinde, yani proje deyince Cumhur İttifakı ortakları başka şey zannediyor da, yani o seçim ittifakına yönelik Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte bir iddia ortaya koymuş bir siyasi genel başkanım, bir siyasetçiyim. Şimdi birincisi, birkaç programda söyledim, burada da söyleyeyim. Bizim benim Sayın Erdoğan'la bir derdim yok. Sayın Erdoğan benim düşmanım değil. Biliyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun da düşmanı değil. Biz düşmanlık üzerinden bakmıyoruz. Ama bu ucube sistem
Türkiye'nin düşmanı, bu sistem düşmanı. Dolayısıyla bu sistemin değişmesi lazım. Behemehal değişmesi lazım. Dolayısıyla bizim iki alanlı bir sistemimiz var. Bir, Cumhurbaşkanlığı, şimdi parlamenter sisteme geçişin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanlığını kazanmamız gerekiyor. Burada Meral Akşener olarak ben şahsıma yönelik kendim için en küçücük toz zerresi kadar bir plan yapmıyorum. Ona yönelik çalışmıyorum. Ama bildiğim bir şey var. Türkiye'nin önünü tıkayacak şahıs ben olmayacağım. Nefsim, enaniyetim, egom neyse adı, onların hiçbiri benim için önemli ve etkili olmayacak. Bunu koyduk bir kenara. Dolayısıyla bizim bir almamız gerekiyor. Ona bağlı olarak da parlamenter sisteme geçişin takvimini bizim Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Gültekin Uysal ve Sayın Temel Karamollaoğlu ile hala birlikte gideceksek, çünkü 31 Mart'ta Saadet Partisi ve Demokrat Parti ayrı gitti. Hı hı. Ve yeni kurulmuş siyasi partiler var. Sayın onların Babacan, Sayın evet Davutoğlu. Olabilir. Onlar bu işin içinde olacaklar mı, olmayacaklar mı ben bilmiyorum. Dolayısıyla o arkadaşlarımızın partileri de olacaksa birlikte bir o takvimi bağlamamız gerekiyor. Yani şu zamanda. Şimdi dolayısıyla ikili bir durum. Kendimle ilgili bu netlikte söylüyorum. Diğer taraftan Sayın Kılıçdaroğlu acelesi yok diyor isim bildirmekle ilgili. Öyle diyor. Evet, daha acelesi yok. Önemli zaten olan bu şeyi söylüyor. İttifakın ilkeleri. İlkeleri söylüyor. Burada %100 kendisine katılıyorum. Ama niye bizim Cumhurbaşkanı adayımız bu kadar merak ediliyor? Baktığınız zaman Cumhur İttifakı merak ediyor. Çünkü biz 13. Cumhurbaşkanı'nı seçtireceğiz. Yani bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu da bunu diyor. Cumhur İttifakı merak ediyor. Ha. Çok merak ediyorlarsa o zaman seçim kararını hemen alsınlar. Biz de açıklayalım. Bize de şunu söyledi. Bak şunu göreceksiniz dedi. Biz Sayın Akşener'le, Sayın Karamollaoğlu'yla ve diğer dostlarımız da gelirlerse dedi, oturup bir isim üzerinde karar verdiğimiz zaman o isim kazanacak dedi. Aynen öyle. Dolayısıyla ama merak eden, sürekli bu konuyu konuşan, çünkü o Sayın Erdoğan sebebiyle orası belli. Bizimkini merak ediyorlar. Çatlak mı oluşturmaya çalışıyorlar acaba? Vallahi fitne olur. Yani demin konuştuk işte, bir algoritma var. Yani hem davet ettiniz, yerli milli dediniz ve size terbiyesizlik yapmıyor, hakaret etmiyor, en küçücük bir pis dili yok bir siyasetçiyi. Kadın kimliği üzerinden söylenen sözler var ya, böyle evet. Genel başkan yardımcısı, milletvekili olan şahısların korkunç yani. Böyle bir sistemi hem iyi diyorsunuz buyur kardeş, sonra hayır deniliyor, en kibar halimizle hayır diyoruz. Ondan sonra hop arkasına hakaretler başlıyor. Daha sonra duruyor, tekrar buyur deniliyor. Ben bunu anlayabilmiş değilim. O fitneler olur. Ama bakın Cumhur İttifakı iki ana parti, iki de yardımcı parti diyelim. Yani daha şeyde. Destek veren. Yani Sayın Destici işin içinde Büyük Birlik Partisi. Ama Vatan Partisi sistemin içine değil ama biz sistem, biz iktidarız diyen bir genel başkana sahip. Yani dört siyasi partinin oluşturduğu Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığını kazanamayacak. Bu da sizin iddianız. Evet. Fotoğrafları rica edeyim. Bir akademisyen hocamdan, bir dostumdan geldi. Şimdi ben bunu bilmiyordum doğrusu. Siz galaya gitmişsiniz. Evet. Şimdi bakın, bu filmin başrol oyuncusu değil mi? Evet, bir psikolog hanımefendi. Türk tarihinin ilk kadın evet. hükümdarı evet. Tomris. İşte burada evet. da Sayın Akşener'i görüyor. Evet. Buğra Bey mi var o yanında? Evet, Buğra Bey ile beraberdik. Şimdi Kazakistan Büyükelçiliği bildiğim kadarıyla bütün siyasi partilere bir davet gönderdi. Biz gittik. Diğer siyasi partiler şey dediler, yani daha sonra bakarız. Ben yalnız filmin çekimini de çok beğendim. Dolayısıyla Akan Bey diye bir yönetmeni var. İnanılmaz. Orta Asya'nın en büyük yönetmenlerinden birisi. Az bir parayla muhteşem bir film çekmiş. Yani biz bunu seyredersek hem feyiz alacağız hem de... Aldınız mı? Feyz aldınız ben, mı? Evet, benim şimdi dediğim gibi bir Banu Çiçek, bir Tomris Hatun. O benim çok özel, üzerinde çalıştığım iki kadın hükümdardır.
İkisi de birleştirir. Kırım Hanlığı parça pinçik olduğunda Kırım Hanı'nın kızı Banu Çiçek topluyor. Savaşıyor resmen. Burada da Tomis Hatun Perslere karşı bütün sakaları parça pinçik. Savaş, o haberi ben Sayın Akşener'e uğurlayayım, ondan sonra vereyim. Sen ona göre bir ayrama yapar mısın? Akışı değiştir biraz, şimdi orada yapmak istemedim. Son bir soru soracağım efendim size. Dün ben çok üzüldüm, dün akşam ana haberimizi izlerken. Şimdi Ömer Çelik, şimdi sizin gibi siyasal aklı olan birisidir. Şimdi herkeste olmaz o. Yani gazetecilerde de orada da. Fakat dün bizim, onu sormak istiyorum da mutlaka. Tanıdığım da birisidir. Evet. Aklına da güvendiğim de bir adamdır. Fakat dün ne kadar ayıp, ne kadar yani utandım doğrusu. Evet. Benim bir gazeteci arkadaşımı, Fox'un haberini, muhabirini Barış'ı toplantıya almamışlar. Sorusunu sordurmamışlar. Bu nasıl oluyor insanlar efendim? Böyle siyasal akıl olunca... Ben mesela Ömer Bey'in şahsının tercihine kalsa, Ömer Çelik, benim tanıdığım Ömer Çelik, çok eski tanıdığım bir isimdir. Yani 99'dan beri tanıdığım bir isimdir. Ömer Çelik bunu yaptırmaz ve yapmaz. Çok şaşırdım. Şimdi ya. Bakın, esas mesele şu işte. Olmayacak dendiğinde Emir Demir meselesi. Akıl gitti, sağduyu gitti ve demin o bayraklar meselesinde söylediğimiz gibi yani en çok zararı kendilerine olan bir sistem bu. Bu tek adam sisteminin şahsım devletinin geldiği nokta. Tekrar söylüyorum. Benim tanıdığım Ömer Çelik, entelektüel birikimi, aklı, zekası, modernitesi, medeniliği asla böyle bir şeye cevaz vermez. Ama Emir Demir'i kesmiş. Bütün bunlara baktığınız zaman son derece yanlış bir yolda gidiliyor. Kaldı ki sizin kanalınız insanlara tuzak kuran bir kanal değil. Sorusunu soruyor. Cevap vermeyebilirsiniz. Tabii vermeyebilir. Yani cevap vermezsiniz. Geçer de. O kadar. Böyle ben basın toplantısı yaptığımda bütün herkesi davet ediyoruz biz. Yani bazı gazetelerin işte soru sormak üzere özel organize edilmiş insanları oluyor. Böyle peşinizden gidiyor, biliyor musunuz? Hı hı. Yani cevabını, evet, istediği cevabı alamadığı zaman biz bunlara bile son derece olumlu yaklaşıyoruz. Yani peki, böyle olması lazım. Olması gereken o. Peki. Sayın Akşener, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yeni sezonumuzda İstanbul'daki ilk yayınımızda da bizimle birlikte oldunuz.